Şimdi Mustafa Bilan Başkan'la İbrahim Görücüoğlu'nu çelenk koymak üzere anıta doğru davet ediyorum. Buyurun. Başkan, hani bırakın kendini bakalım. Başkan, evet. Koyun yere. Cumhuriyet ve Eşit Kulübü Altın Ordumuz bundan tam 89 yıl önce Süleyman Ferit Eczacıbaşı ve arkadaşları tarafından kuruldu. Merhum Eczacıbaşı ve arkadaşlarının o gün attıkları sağlam temelin üzerinde bugün artık sadece İzmir'in değil Türkiye'nin tarihi miraslarından biri yükseliyor. Ne mutlu ki bizlere böylesine köklü ve anlamlı bir tarihe sahip olan Cumhuriyet'le yaşıt bir kulübün evlatlarıyız. Ne mutlu ki bizlere kırmızısını kandan, lacivertini çelikten alan renklerin sevdalısıyız. Bugünü babadan, çocukluktan bir altın ordulu olarak Dünya Altın Ordular Günü ilan ediyorum. Bütün takımların dediği gibi 89. yılımızı kutluyoruz. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın dediği gibi 10 sene içinde amacımız Avrupa Ligi. İnşallah 2023 senesinde bu gördüğümüz az kalabalık bu meydana sığmaz ve Altın Ordu Avrupa Ligi'nde Süper Birincilik'te hak ettiği yere varır. İnşallah. Hepinizin desteklerini bekliyoruz. Hepimizin Altın Ordulu Dünya Altın Ordular Günü kutlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyoruz. O dönemde Atatürk'ün Genç Türkiye Cumhuriyeti ve ümmetlikten milletliğe geçiş döneminde gerçekten Türklük bilincinin aşılandığı bir dönemde güzel bir isim koyalım diyorlar. Kimi Göktürk diyor, kimi Saka diyor. Ama hepiniz bilirsiniz, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın gümüş ordu sırmalar saçar. İşte Atatürk'ün ordusu altın gümüş ordu, altın ordu olsun diyor. Yani bizim kulübümüz Atatürk'ün ordusu, altın ordu. Gel Yaşar baba. Gel babacığım ya, gel. Gel babacığım. Nereye koyalım? Yere dayayın ya, yere dayayın. Tamam, tamam. Daha iyi. Yaşar abi. Evet, Yaşar abi. Yaşar abi. Bir baba indi. Ey oğlum! Olaydı şimdi. Ey oğlum! Bir lavda zerde. Ey oğlum! Olsa da yesek. Ey oğlum!